Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cospet Tank S1 akıllı saat ile birlikteyiz. Gerçekten bir akıllı saat arıyorsan suya dayanıklı yani su geçirmez olsun pili güzel uzun süre gitsin ve dayanıklı olsun diyorsan kospe tankes bir modelle sana önerebileceğim saatler arasında yer alıyor. Şimdi ben bu saati aktif olarak kullanıyorum gerçekten de böyle hani kendi özel hayatımda da olsun, iş hayatımda da olsun kullandığım bir saat modeli. Öncelikle saati tercih etme sebebim elimi kolumu yıkarken çıkartmama gerek kalmıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı bir saat ve böyle hem klasik kullanımlarda hem de sportif kullanımlarda iki tarafa da hitap ediyor. İstersen klasik kullan yani böyle bir ceket giydiğinde biraz daha spor klasik bir ceket ya da bir giyimin olduğunda gidebilecek bir saat modeli. Ayrıca normal böyle işte hoodie giydiğinde spor takıldığında da gidebilecek bir saat modeli. Ayrıca bendeki mıknatıslı bir kılıf ve mıknatıslı olduğu için de böyle işte takma ile uğraşmıyorsun da kendisi mıknatısını takıp düşmemesini sağlıyor. Mıknatıslı kılıfı da bu saate alacaksanız önerebilirim sizlere. Şimdi bu saatte spor verileri gerçekten stabil ve güzel bir şekilde çalışıyor. Bisiklet, yürüyüş, futbol, badminton bu tarz bütün spor verileri bulunuyor. Yaklaşık içerisinde çok çok fazla saymadım ama birden fazla yani böyle 70-80-100 tane yakın spor verilerini barındıran bölüm bulunuyor. Ayrıca amoled bir ekrana sahip olduğu için saat gerçekten yüksek çözünürlükte bir görüntüye sahip. Ayrıca kadranlarına atamalar yapabiliyorsunuz. Bence bu saatteki tek dezavantaj bu kadranlara resim yüklediğinizde saat tarılığı değişmiyor. Alta, üste, yana gibi koyamıyorsunuz. Otomatikmen ortada oluyor. Ya bu da tabii ki de saatin özelliği. Belki daha üst modellerinde bu özellik vardır. Bilmiyorum. Onları incelemedim ama yakın zamanda aldığımda üst modellerini de inceliyor olacağım YouTube kanalımda. Şimdi kutuya baktığımızda zaten hani dağcı bir kadın ablamızı görüyorsunuz burada. Bu da ne oluyor? Saatin hani böyle daha da aksiyonlarda, e, su altında bu tarzellerde kullanabileceğini bizlere göstermiş oluyor. Bu saatte denenmiş birçok test var. Şimdi ben bu saati almadan önce çok fazla araştırma imkanım olmadı. Ve baktığımda hani bir saatte ne gibi bir testler olabilir? Ben sizlere söyleyeyim. Hatta resmini de ekliyor olacağım videoma. Nemli ısı testi, şok testi, titreşim testi, 70 derece sıcaklık, 40 derece soğukluk, yağmur testi, mantar testi, düşük basınç testi sayamadığım kadar birçok test yapılmış. Bu da saatin gerçekten güzel olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi saatin bir kutu açılımını yapalım birlikte ve saatin kendi de arayüzüne bakalım bizi ne gibi özellikleri bekliyor sonrasında tekrardan karşınızda oluyor olacağım. Kutu açılımına ve saatin arayüzüne geçiyoruz. Şimdi birlikte ürünün kutusunu açalım. İlk defa jelatinleri sizle birlikte çıkartacağım ama üründen bende iki tane var. Zaten bir tanesini kullanmıştım ve kullanıyorum da. Bunun hemen jelatinlerini çıkartıyorum. Alt kısmında gerekli özellikleri gibi bir detaya yer verilmiş arka kısmında da bu kısım böyle hani özelliklerinin ne gibi işe yaradığının özellikleri bulunuyor. Kutuyu böyle yandan kaldırdığımızda saatin içerisi bizi karşılıyor. Şu kısmı kaldırdıktan sonra direkt saatin bu plastik kısmını çıkartabiliyoruz. Bunu kenara alalım. Burada saatin kendisi bizi karşılıyor görmüş olduğunuz gibi buna da yer vereceğiz birazdan. Burada plastik kordonları bulunuyor. Benim şu anki kullandığım kordon mıknatıslı. Onu ekstradan aldım ben. Bu mıknatıslı kordonlar da böyle çok kaliteli değil ama çok da kalitesiz bir hissiyatı yok onu söyleyebilirim. Buradaki beyaz kutuyu kaldırdığımızda ise alt kısmında bir adet Cospet'in kendi böyle bir kartı bulunuyor. Bir tane kullanım kitapçığı gibi. Bayağı böyle kalın bir kitapçık bulunuyor ve burada nasıl kuracağınız QR kodları hepsi yazıyor. Bunu da bir kenara alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki başlı böyle mıknatıslı bir şarj etme bölümü bulunuyor ama ben bunun çok kalitesiz olduğunu söyleyebilirim. Yani şu mıknatısların saate gelen kısmı çok fazla böyle kaliteli bir hissiyat vermiyor kutu içeriği bu şekilde. Burada batarya süresi, işte telefonla görüşebileceğiniz alanlar. Yani bu videoyu burada durdurup bu özelliklerini de kontrol edebilirsiniz. AMOLED ekrana sahip. Gerçekten ama tank gibi bir saat olduğunu da unutmamak gerekiyor. Suya, düşmeye, gördüğünüz gibi elimden düştü. Dayanıklı bir saat modeli. Tarih zaman ayarlarını buradan da ayarlayabiliyorsunuz. isterseniz uygulamadan da parlaklık ayarını da direkt buradan yapabiliyorsunuz. Ben biraz daha kısayım ki parlamasın şu anda. Gördüğünüz gibi birçok ayar bulunuyor. Ses ayarına baktığımızda da telefondan gelen ses ayarını yani zil sesini burada da bir zil sesi olarak sizlere bildiriyor. Ortam sesi de hepsi geliyor. Ama ben genelde şu ortam sesini kapatıyorum ki iPhone kullanıyorsanız bazen izlediğiniz videolar vesaire direkt buraya geliyor. Şöyle parlaklığı bir tık açacağım ben göremiyorum yoksa. Onun dışında titreşim gücü işte orta düşük bütün saatlerde olan titreşimler. Bu da bileğinizi kaldırdığınızdaki uyandırması. Hemen onu da göstereyim. Yani şu anda çalışır mı bilmiyorum ama şu an diyelim ki uyuyor ve şöyle kaldırdığımızda daha da direkt şöyle yapalım. Şu anda bileğime taktım. Şu anda uyanık saatimiz bu benim ana kadranım birazcık kamera ışığını kısıyorum ki net olarak görün diye. Şimdi kitlenecek ve döndürmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi anlık olarak açılıyor. Kamera kadrajına sığsın diye de hani böyle göstermeye çalışıyorum. Hızlı bir şekilde açılıyor bu arada. Burada menüde aşağı indiğimizde rahatsız etme, enerji tasarruf modu, spor tanıması, uygulamayı indir gibi bölümler bulunuyor veya işte sıfırlayabiliyorsunuz. Burada aramalarınız bulunuyor. Kişileriniz, kişi listenizde direkt olarak geliyor. Ben şu an girmiyorum içerisine ki çünkü isimler ve numaralar çıkıyor. Ayrıca uygulamanın buralarda zaten çeşitli ayarları, nefes alıştırması vesaire gibi bölümleri bulunuyor. Bu saatin en büyük yapısı şöyle göstereyim sizlere. Ekranında herhangi bir çizik yok. Görmüş olduğunuz gibi ben bunu kaç kere düşürdüm, suya soktum. Hatta bu testte de zaten suya sokuyor olacağız. Tek dezavantajı şuradaki şarjı. Bence çok kötü bir şarj. Mıknatıs şu çok böyle düşük ama onun dışında kordon olarak mıknatıslı olduğu için gerçekten güzel duruyor. Ve size saati kolda bu şekilde de göstermek istiyorum. Gayet şık ve klasik duruyor. Hem spor giyiminizde iyi görünebilecek hem de klasik giyiminizde hiçbir şekilde sırıtmayacak. Zaten tek tuş burada, iki tuş da buralarda ve kolay bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Gelen bildirimlerde kırpma yapabiliyor onu da söyleyeyim. Ayrıca şöyle de bir menüsünü tekrar göstereyim. Üstteki menüye baktığımızda QR kodla direkt uygulamasını indirebiliyorsunuz. Cospet'in kendi uygulaması. Ayrıca buradan bilek ayarını da açıp kapatabiliyorsunuz. Yani bu uyandırma hareketini hatta size şimdi uyandırmayı da gösteriyor olacağım. Şu anda e, Always On Display ekranında gördüğünüz gibi ekran direkt açılıyor ve hiçbir şekilde sırıtmadan kameraya güzel bir şekilde gözüktü hızlı bir arayüzü var onu söyleyebilirim. Kamera karşısına tekrardan geliyorum. Şimdi Cospet'in kendi uygulamasına girdik ve saati Bluetooth'la bağladık. Zaten direkt Bluetooth'unuz açık olduktan sonra bağlanıyor. Burası verilerinizin bulunduğu işte adım attığınız, kalori miktarı, kandaki oksijen vesaire bunları gösteriyor. Spor verisine tıklamıyorum. Direkt alttaki spor verisine tıklarsam benim kendi konumumu gösteriyor. Cihaza tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi bağlı olduğunu ve şarjının elektrik olarak orada yazıyor. Şarjının ne kadar olduğunu söylüyor. Şimdi saat arayüzüne baktığımızda çok fazla zengin bir saat arayüzü yok. Açık ve net söyleyebilirim bunu. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane ya da 6 tane arayüz var. Şimdi burada mesela L işareti yazan bölüme tıkladığımda internet hızınıza göre değişiyor. Buradaki saat arayüzlerini gösteriyor. Ama bence daha fazla olmasını isterdim açıkçası. Ve uzaya bastığımızda hepsi işte çeşitli şekilde saat arayüzleri çıkıyor. Bunları kolaylıkla bu arada yapabiliyorsunuz. Yani direkt bastığınızda bir 40-50 saniye içerisinde saati kendi arayüzüne atıyor. Burada bluetooth çağrısı var. Bunların işte açık kapalı kişileri senkronize et gibi tüm listenizi edebiliyorsunuz. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Yaklaşık bende 200 kişi var ve hepsini senkronize ediyor. SMS hatırlatıcısı vesaire bunlar bulunuyor. Ayrıca şurada gelen çağrı hatırlatma bunları açılabilirsiniz. Eğer bir çağrı geldiğinde görmezseniz hatırlatma yapıyor. Hareket algılama ya da işte işte buradan bilek ayarınızı açabiliyorsunuz ve burada diğer ayarlar bulunuyor. İşte uzaktan fotoğraf, bilezik bul dediği de saati bulması vesaire aygıt dili birim gibi bu tarz ayarları bulunuyor. Saatin kutu açılımını ve incelemesini sağladık birlikte. Şu anda elimde görmüş olduğunuz saat Bendeki mıknatıslı kordonu ve gerçekten yapısı olsun mıknatıs kordonu ve kalitesi gerçekten bunu hissettiriyor. Şimdi mıknatıslı kordonu çok fazla böyle aşırı kaliteli diyemem ya da böyle çok muazzam bir kalitede diyemem ama saatin camı Corning Gorilla Glass bu arada ve bu da gerçekten dayanıklı olduğunu söylüyor biliyorsunuz birçok telefonda da e, Gorilla Glass camlar kullanılıyor. Şimdi şuradaki e, nasıl diyeyim mıknatıslı kordon çok böyle premium segmentte değil ama şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burası el ve yapışıyor. Yani çıkması da öyle kolay değil. Hani bileğinize taktığınızda hemen göstereyim size de ters takmayalım. Bu şekilde bileğe takıyorsunuz ve artık bu bilekten çıkması imkansız. İster vur ister kır hani hızlı bir hareket yap vesaire bileğinizden hiçbir şekilde çıkmıyor. Saatte ekran uyandırmadan tut işte kordon e, kadran kitlemeye kadar bulunuyor. Yani ekranı kitleyebiliyorsunuz ve amoled bir ekran olduğu için de güneşli havalarda bile parlaklığını en sona getirdiğinizde güzel bir görüntü sağlıyor. Ben bunu genelde motosiklet kullanırken ilk başlarda kullanıyordum. Çünkü bildirimlere bakıyordum. Şöyle bir dezavantajı var bildirimlerin bir çoğunu kırpıyor. Yani uzun gelen bildirimleri kırpabiliyor. Bunu alacaksanız yani bu özelliği bilerek saati almanızı öneririm. İlerleyen süreçlerde yazılım güncellenir mi? farklı bir yazılımla bu çözülür mü bilemiyorum. Ben iPhone 14 Pro Max'imde kullanıyorum ve uzun bir bildirim geldiğinde kırpabiliyor. Zaten emojileri göstermiyor ama WhatsApp olsun, Instagram olsun herhangi bir platformdan gelen bildirimleri e, sizlere gösteriyor ve anlayabiliyorsunuz nereden geldiğini. Ayrıca harika bir su altı testi yapılmış bununla ilgili. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Su geçirmezlik özelliğini de şu anda görüyorsunuz. Ben musluğun altına tuttum ve bildiğiniz elimi yani saati yıkadım bu sayede de hani saatin nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalıştım. Bu açıdan da güzel. Yağmurlu havada, terde, sporda ya da denize ya da havuza girdiğinizde problem yaşamayacağınız bir saat. Saatin incelemesini burada bitiriyorum. Sormak istediğin sorular olursa Instagram'dan veya bu YouTube videomun altına sorabilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.